başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kanaylı. Komiseri bacanım, karakolu açalım, romana da zaptra kolay mı? Ay bu evde bu kadar bulaşık var mıydı be? Ay sabahtan beri yıka yıka bitmez ya. Ne bu böyle be? Öf. Kız Yunus'un kızı. Acele et. Bunları yıka, daha bunları yıkayacaksın. Haydi canım. Aa, bilen daha mı? Tövbe tövbe. Kız Pembe abla nereden geliyor bu kadar bulaşık be? Kız çok konuşma. Ağzın değil, elin çalışsa yıka. Hadi çalış. Al canım. Senin bulaşıklar tamamdır. Makineden şimdi çıktı. Bir bakayım. Bak tabii. Bak canım, gördün mü? Bana bak. Pırıl pırıl oldu. 2 milyon. Haydi canım. 3 milyondur ama. Ver. Ver. Aferin canım. Haydi canım. Yallah. Yallah. Siz bekleyin. Biraz da sizinkileri alacağım içeride. Ne güzel kız tencere. Gel bacım. Gel, ne güzel, çok çok bulaşıklar getirmişsin. Hayırlı canım, olsun Pembe, yeni bulaşık makinesi almışsın. Bizim bulaşıkları da yıkarsın değil mi? Parasıyla değil mi canım, yıkarız tabii. 2 milyon alıyoruz, ay 2 milyon. Kız ne güzel yıkar, kaç devirdir seni bulaşık makinesi? Kız çok güzel yıkar valla. Ay Fatoş kaç devirliydi be? Motor devri, ay unuttum valla. Yazar üstünde makinenin. Kız kaç devirli olurdu makineler? Bilmem. Sen de bilmiyorsun. Neyse, sen topla bulaşığı sıra başına geç, sıra bekle. Haydi canım. Kız benim, Pembe. Kız oynak, nerede çıktın kız? Kız Pembe, yeni makinenle bütün mahallenin bulaşıklarını yıkarmışsın. Çamaşır da yıkar mı bu makine? Tabii tabii. Bulaşık da yıkar, çamaşır da yıkar, camları da siliyor. Siliyor, yerleri de süpürüyor. Yemek de yapıyor. Çok maharetli kız, bildiğin gibi değil bu makine. Allah Allah. Kız ne biçim o makine bu be? Her bir şeyi yapar. Oldu olacak, seni bir koynuna da girsin. İnanmayacaksın ama oynak balina. Kız onu da yapar vallahi. Onu da hadi yapar. Be. Evet evet, öyle yapar. Makine öyle be. Markası Fatoş ama Türk markasıdır. Türk malı, Türk'ün malı. Herkes onu kullanmalı canım. Ya öyle oluyor. Aa, bunlar ne be? Sıradaki bulaşıklardır canım. Ay kız Pembe karısı, Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Ya ben de derim ki bu bulaşık niye bitmez? Karım bütün mahallenin bulaşıklarını bana yıkatırmış ya. Canım benim ne güzel tükürür değil mi? Ne yıkarız tabii ya? Konuşma kız. Para kazanıyoruz değil mi canım? Şu şurasında bak paralara. Allah seni ne yapmasın bilmem ki canım karım. Ay. Boğacağım ben seni, boğacağım. Durun be! Aman beyler! Ay! Durun! Durun!
Bir teşebbüsçü ve serbest girişimci biri olaraktan ben burada iş yaparım. Ayıpsa bu ayıp de. Ay, bırak. Ayıp tabii. Yanlışın varsa düzelt ama köre gibi kullanırsın Fatoş'um be. Ay, bırak bırak planı. Şundan beni bırak. Yürü kız. Bir dakika bile bırakmam seni burada. Yürü. Fatoş. Yürü. Aşkım. Nereye sevgilim? Fatoş'um. Seni gibi erkek olmaz olsun be. Rezil. Hadi. Bir daha bu saatte rumanların evine dönmeyeceksin tamam mı? Sahipsiz mi bellediler bunlar Fatoş'um, seni? Fatoş'um aşkım beni bırakıp nereye gidersin Ruhu? Hadi. Bak. Hadi lan. Hadi git lan be. Git. Fatoş'um ben sensiz ölürüm be. Lan erkek olsaydın sahip çıksaydın bana. Hala giyinir. Çekil elde. Ya yapma Fatoş'um. Atma ya. Hadi. Geç kız otur şuraya. Bir daha o pembelerin evine adımını bile atmayacaksın tamam mı? Ne olur be ben eşe. Pembe gacısı zulmeder bu kızcağıza. Bulaşık makinesi aldım diye kandırmış mahalleyi. Milletten parayı alır bulaşığı bu garibana yıkattırır. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Yeter ya. Ya sahipsiz mi bu kız ya? Büyüm olmasa var ya. Kızını kıracağım Pembe ablanın ha. Sakin ol be Ferhat. Otur şuraya. Hepsinin hizmetini gördüğüm yetmediği gibi şimdi bir de Deli Kadir gelecekmiş Edirne'den. Onun da hizmetini göreceğim ya. Deli Kadir dönüyor mu? Telefon etti dün. Bugün gelecekmiş o da. Ay bir eksikti başımda ya. O da gelir tam olur. Allah'ım be. Ya şu Pembe gacısının karşısına öyle gaddar birini çıkar ki. Bu Fatoş'u çektiklerinin 10 katını çektirsin inşallah. İnşallah. Belki bakarsın Allah dualarını kabul eder be Menekşe. Amin. Fatoş bu Deli Kadir saat kaçta inecek otogara söyledi mi hiç? Ha, bir de. İyi çok iyi. Fatoş sen şimdi kocanın yanına git her şey yoluna girecek kızım. Ya baba olur mu ya? Ya yine mi işkence etsinler kıza ya? Delirdin mi be Yunus? Siz hiç merak etmeyin her şey yoluna girecek. Kızım kocanın yanına dönsen. Ya Allah'tan umut kesilmez. Abi be, senin gözlerin macuncu fırıldağı gibi fıldır fıldır dönür. Sen bir şeytanlıklar mı düşünürsün? Doğru söyle. Ben mi? Tövbeler olsun. Aklımdan bile geçmedi. Ne ayıp ben, Pembe, aa, daha neler? Ne var? Ne geldin Yunus? Sana da günaydın Hatice abla. Hayrola? Yıllardır görüşmeyiz senden. Nereden esti de çaldın kapımı? Yangını söndürmeye geldim Hatice abla. Ay! Ay canım! Söndür ateşimi Yunus! Lanet Hatice! Lanet olduğun kadar da azgın olduğunu unutmuşum. Nereden ettim o lafı? Uzak dur. O anlamda söylemedim. Bırak şimdi konuşmayı. Önce yangınımı söndür. Sen benim Yunus'um sen. Sen. Tövbe tövbe. Ben sana buraya bir teklife geldim. Ne teklifiymiş? Evlenmek ister misin? Bizim Cennet Mahallesi'nde Deli Kadir diye biri var tam sana göre. Ciddi misin? Nasıl olacak bu iş? Ben sizi karşılaştıracağım Hatice abla. Kendiniz tanışacaksınız. Yalnız bu işin içinde benim olduğumu kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Tanışmıyoruz bile. Tamam. Hazırlan o zaman çıkıyoruz. Ben sana yolda yapman gerekenleri anlatacağım. Tamam. Kavun girdi beynime, kavun çekti nefsime. Güvercinim benim bir dudak öpücüğü, artistler gibi bir dudaktan öpecek. Ay yok, nikah olmadan asla öpücüğü. Aa, söz sana hemen kıyacağım nikahı. Ay. Hem de hükümet nikahı. Yavrum. Dedeciğim ne yapıyorsunuz? Burası namuslu bir yer. Hadi be, hadi işte. Çekil. Hadi. Burada namuslu iş yapıyoruz. Gel bir öpün çekil. Ay, ay, ay. Babam nerede kaldı? Akşam oldu, hala gelmedi.
İyi akşamlar be, biz geldik. Ay babam. Ay baba. Dede hoş geldin. Hoş geldin canım. Baba ver öpeyim, baba öpeyim. Sen de. Dede sana gel şükürler olsun. Ay canım baba. Bu karı kimdir? La bana bak. Bak gene bunu yolda buldum. Ne olur besleyeyim falan değil mi? O getirdiğin köpeği zar zor baktım. Ha bir de bu karıyı besleyemem ha. Yok, yolda bulmadım be. Tanıştırayım. Kendisi imam nikahlı karımdı. Hatice. Ama sen ona Hatice değil. Ana. Ha? Karın. Ana diyeceksin. Ana. Ana. Adıyla hitap etmen hoş kaçmaz değil mi? Aferin. Hemen öğrendin ana demeyi. Hadi öpün bakayım nenenizin elini. Öpeyim. Dur, önce kızım öpecek elimi. Öp bakayım ananın elini. Öpmek mi dersin? Öpücük kalmadı canım stoklarımızda. Onun yerine tükürük veriyorum. Suratına tükürdüğümünün kacısı. Kucacığım. Baba kucacığım diye. Bak. Bu bizim minik kızımız pek terbiyesiz. Bak. Benim bunu azıcık terbiye etmem güldün lazım. Güldün mü kız? Öp kız elimi minde vur. Bana bak baba, Allah seni ne yapmasın Emilhan. Nereden buldu bu karıyı? Baktım gencecik karı. Gence bak. Kaçırmayayım dedim, aldım karıyı. Gel kucacığım. Baba, bu karının neresi genç be? Bu karı ölmüş de bu karıyı gömmeyi unutmuşlar be. Bak hala konuşun edepsiz. Yol yorgunuyum. Ayaklarıma kara sular indi. Bir leğenle soğuk su getir, yıka ayaklarımı. Ya sana bir su lazımdır ama soğuk su değil canım. Sana sıcak su lazımdır. Yanına al şöyle bir teleşir taşı. Seni yıkayalım, gümelim, sen nur içinde yat canım. Allah rahmet eylesin. Sana ayaklarımı yıkayacaksın dedim. Kusura bakma Ceset teyze. Ölürüm de ben senin o buruşuk ayaklarını yıkamam ha. İmam yıkasın senin o ayaklarını. Kadirciğim. Buyur prensese. Bu ev senin tapulu malın değil mi? Öyle prensesim. Ben de senin tapulu karınım değil mi? Öyle prensesim. Yani bu ev benim de malım sayılır, öyle değil mi? Aynen prensesim. Söyle o zaman bu cadı kızına. Ya ayaklarımı yıkar ya da bu gece onu evimden atarım, sokaklarda yatar. Ne dedin sen? Ben sokaklarda mı yatarım? Yatarım ben. Maalesef kızım. Yes canım. Al canım. Böyle oluyor mu canım benim? Bak ne güzel yıkarım değil mi? Şapur şupur yıkarım. Bak şimdi bu şapur oluyor. Koy buraya ver onu bak. Şupur oluyor. Şapur şupur beni ye. Değil mi canım? Maşallah. Ayakları da pek güzel ha. Canım benimse bu ayakları sigortalatsa diyorum. Yıka dedim. Yalakalık yapma. Ay. Ah. Ne oldu prensesim canım benim? Acıttın mı? Tırnaklarım batıkır olmuyor sıca. Yarınlar kızıyor. O tırnaklar kesilecek. Ne o? Pavyon karısı mısın sen? Ya lan acım. Sen merak etme. Ben bunları dipte aynı keserim. 40 yıl düşünsem anamı bu halde göreceğim aklıma gelmezdi. İyi oldu iyi. Yanlışım varsa düzeltin ama dinsizin aklına imansız gelir. Allah baba dualarımı kabul etti be. Ay. Nasıl canım? Oluyor mu böyle? Maşallah ne güzel ayakları vardır. Pamuk gibidir. Hayırlı naranay. Naranay. Akşamlar. Ne oldu be kızım? Niye bu kadar mutlusun? Dur. Ben tahmin edeyim baba. Pembe abla öldü değil mi? Yok be abi. Çok daha iyisi. Pembe'ye bir analık geldi ki sormayın. Karı tam bir cadı. Profesyonel. Ne analığı kız? Yoksa deli Kadir evlendi mi? Evlendi. Vay be. Sonunda Murat'ın evde. Ayret kimle evlenmiş acaba? Kimle olacak? Cadının tekiyle. Pembe bana ne çektirdiyse bu karı ona iki katını çektirir. Dualarımız kabul oldu desene kız. Şükürler olsun. Ne yaptırıyor Pembe? Ben gelirken ayaklarını yıkatırdım ama.
Bunu mutlaka görmen lazım. Hayla yıkar mı? Yıkar yıkar. Allah nerede? Abi bir de görmen lazım. Hayla yıkar. Cümleten iyi akşamla. Aa, şu ayak yıkayan pembe bacısı değil mi? Yok olamaz. Aa yok yok kesin yanlış görür. Bu pembe olamaz, bilemez, olabilemez. Kesin yanlış görür. Yanlış görürsün tabii be abi. Koskoca pembe ayak yıkayacak değil ya. Pembe bu hallere düşen kaçı mıdır be? Çok ayıp edersiniz onun hakkında böyle ileri geri konuşaraktan. Yok yok kesin pembe alba değil bu. İkizi var mıydı pembe ablanın şahane? Yok lan, anandır kendisi. Ayak yıkar. Yıka kız ana, yıka. Köpürt, köpürt canım. Başlatmayın babanızın şarap çanağından ha. Of, of. Semra Hanımcığım, ay Hatice Hanımcığım, nasıl memnun musunuz ayak yıkamasından? Yok be, oturması yanlış, durması yanlış, kalkması yanlış. Daldan dala, daldan dala, daldan dala. Ben şimdi seni Allah'ın daldan dala yapacağım ha. Bak. Küfürlü konuşur. Oh. Kadir hatırlat. Daha sonra ağzını ver sürekli. Sür prensesim sür. Pardon anacığım. Bir daha olmaz canım. Bir daha küfürlü konuş. Kapının önüne kurum seni valla. Deli Kadir tebrikler. Sonunda muradına erdin. Hayırlı depremler. Sağ ol Yunus. Tebrikler be Deli Kadir. Ya bir yastıkta kocayın diyeceğim Kadir dedi ama... ...zaten kocamısınız kocayacağınız kadar. Hadi be. Hanımefendiciğim, tebrikler. Öpeyim efendim. El öperleri çok olsun beyefendi. Aferin kız kasımpacalı deli Hatice. Göster şu pembeyi dünyanın kaç bucak olduğunu. Sen hiç merak etme Yunus'um. Konuştuğumuz gibi anasından en üstü burnundan getireceğiz. Şey anacığım. Sile kız ne var? Sizi balayına göndereyim canım. Hı? Irak'a göndereyim, Feluce'ye göndereyim. Değil mi? Bir de bende çok güzel bir Amerikan bayraklı tişört vardır. Onu vereyim sana. Giyersin üşümesi. Olur mu canım? Sen beni sanırsın kızım. Ay. Ay, ben seni bundan sonra her gece sizde büyük eğlence var ha. Buyurun işte. Canım anneciğim, izniniz olursa şuraya ilişip kahvaltı yapabilir miyim? Kalktım. Bekle, kahvaltımız bitsin yaparsın sen de. Kaçıyor tabii, bu. Tabii, tabii. Bak, tabii. Kızın çayı bitti. Durdur bakayım onun çayını. Dur, Pembe abla. Kızmayın anneciğim, derhal. Oo, afiyet olsun. Ay, döktün mü Pembe abla? Canım Yunus'um, hoş geldin. Afiyet olsun herkese. Kahvaltıya buyurun, gelin. Buyurun. Yok, biz abladan bir ricaya gelmiştik. Ne var, ne istersin? Ablacığım, bu benim oğlan Ferhat'la Sultan birbirlerini severler. Er sevgili gibi gezmek tozmak isterler ama Pembe izin vermez. Ya izniniz olursa Sultan'ı sinemaya götüreyim derim. Ya Pembe abla kızmıyorsun değil mi? Sinema mı dedi, sinema mı dedi? En sevdiğim sanattır canım ya. Benim. Tabii gidin, gidin, gidin. Ben sana hiç kızabilir miyim? Ya, hakikaten gidebilir miyiz be ana? Tabii canım, hakikaten gidebilir değil mi anneciğim? Gidin diyor bak. Kızmıyorsun değil mi Pembe abla? Ya peki şimdi böyle el ele tutuşabilir miyiz? El ele dedi ne? El ele dedi. Tabii. Tutuşabilirsin ne demek ya oğlum? Yaşa be ana. Peki böyle elimi omzuna atsam he? Atın elinizi, at canım at seni elini omzuna at tabii. Helal olsun ablamı be. Ne kadar hoşgörülü bir annedir. Ya. Sorma. Hakikaten çok hoşgörülüdür. İyi o zaman biz çıkarız. Bay Pembe abla. Bay. Bye canım. Bye. Bye. Sen ne ağlarsın be kız? Sürme. Sürme mutluluktan ağlarım be canım. Ne güzel. Ne güzel gittiler değil mi? Kalktım. Tök. Çay tökeyim. Buraya. Al canım. Pembe ablayı nasıl morarttık ama şahane? Lan analığını korkusan her bir şey evet dedi lan. Ben sana bir şey diyeyim mi şahane? Allah halimize acıdı da bu neneni hediye olarak gönderdi bize. Öyle lan vallahi. Bakarsın belki nenen sayesinde evleniriz ha şahane. İnşallah lan. Lan sen ne güzel konuşursun lan. Gel.
Hem de nasıl? Anamla iyi anlaşıyoruz mu? Dalga geçme Ayyaş. Şu udu kafana geçirir, urda çalmaya devam ederim. Anladın mı canım? Ablacığım, çok affedersin. Bir dakika. Gel, gel. Ben mi? Geliyorum, ha! Ha! Ben kızınızdan şikayetçiyim. Ayrıla beyefendiciği, bu ne yaptı? Lan kurban olayım, söyleme. Hanımefendi, kızınız beni tehdit ediyor. Udu kafana geçireceğim diyor. Terbiyesiz, bir daha öyle konuşursan eline biber süreceğim. Dedim mi demedim mi? Ayım da bu kar... Ne oldu Beriza? Bu kadın kim? Aman patron, Pembe ablanın analığı. Aman sakın bulaşayım deme, kadın tam bir deli. Bırak geriye beni, al kadını otur yerine be ya. Ben mi? Tamam patron. Çok güzel yandım anacığım. Bunu da koyayım. Ya ablacığım, gel ablacığım ya. Gel şıpşak ya. Gel Allah Allah ya. Gel ya Allah Allah ya. Nasıl bir adam seni bir. Hem terbiyesiz hem beceriksiz. Adam gibi çal şunu. Yanlış çalma. Daldan dala, daldan dala. Şükürler olsun. Ne yanlış çalması ulan öldürecek beni bu. Yanlış nota basarsın işte. Hangi notaya bastın bir anacığım? Mo. Ne notası dedi? Mo, mo. Yanlış nota işte. Uydurma bir anacığım. Mo diye bir nota yoktur bir kere. Ben de onu derim ya. Olmayan notaya basarsın. Uzarsın ahengi. Anladım canım. Kucacığım, buyur. Beni lavaboya götürür müsün? Misiye. Tabii prensesim. Pişt. Gel gel. Ha? Gel. Lavabo nerede? VC. Şşş Rıza. Lavabo nerede? Şey göster şunu lavayı. Göster. VC, VC. Şurada. Ha. Gel hayatım. Hadi yürü. Ay kaçıracağım altıma. Ay, ay. Yürüyün. Yürüyün Allah Allah ya. Bu karı beni öldürecek, mezara sokacak ha. İnşallah. Hepimizi dileği otar. Allah para paralar. Biz bakırız kullarım. Balamadiden numara çekmeyin. Sökülüp paraları, topladığınız paraları. Buyurun ablacığım. Topladığım bütün alaturası budur. Takdim ederim. Tabii paranın kaymaklısı pembede. En çok parayı o topladı. Sökül kız paraları hadi. Vereceğim anacığım dur. Al canım benim. Bu kadardır. Yalan söyler ablacığım. Bu verdiği para buzdağının görünen kısmıdır. Gerisi koynundadır. Çıkar paraları pembe kacısı. Hadi. Çık 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 çık. Ya Rabbim. Aa. Kim koydu bu paraları benim koynuma? Ayıp. Kendi koynunuz var. Koysanıza kendi koynunuza. Ne istersiniz beni zavallı koynumdan? Ay bir şey değil anacığım. Beni hırsız sanacak değil mi anacığım? Bak senin kızın hırsız mı? Senin gibi bir kadının kızı nasıl hırsız olur? Doğru dersin. Allah senin ne yapmasın ay. Değil mi? Aç bakayım havucunu, aç. Havucum, ay. Ay, vur. Ay. Ay, vurma ablacığım. Ablacığım, anneciğim be. Asla pembe. Ele böbreklerine iç vurma. Böbreği. Böbrek buraları mı oldu? Ay. Buraları. Buraları. Ya dur be teyze ya, bırak anamı. Sultan, sen karışma be. Ölümüm bak, karışma bak, be. Bırak. Allah aşkına sen de karışma. Sakin bırak ol, onları kendi haline, değil mi kocacığım? Tamam. Boynunda da kireçlenme var abla. Ne olur bari boynuna vurma. Tamam, tamam. Bak, bak, bak. Dur bakayım. Vurma anacığım. Beni acıttın. Vurma anacığım, kurban olayım. Bak dizlerinde de romatizma var. Nasıl sakın oraya vurma açıkçası. Ay, baksana. Sen nasıl hırsızlık yaparsın sen? Ulan Edip göstermesene lan. Bana ne vuruyorsun ya? Ablacığım kollarına vurma pembe. Bak hala güzel. Kollarına vurma abla. Ablacığım. Senin ablana da sana da be. Komiserim. Oturabilir miyim? Oturun. Hemoroidi var da. O zaman kalksın. Oturunca rahat ediyor. O zaman otursun.
Şikayetçi! Bir susun be! Burası ne biçim karakol? Eğer bir şey eksik... Hayrola hanımefendi? Nesi eksikmiş karakolumuzun? Dar ağacı eskik. Hani bu dar ağacı karakolun? Hah, şimdi nereye asacağım pepeyi? Asmak mı dedi lan? Bu karakol durdu. Abla haklı. Nerede bu karakolun dar ağacı? Yaşa be teyze be. Helal be teyze be. Bravo. Susun! Susun be! Susun! Ne diyorsun be kadın? Deli misin? Kim bu kadın be? Bir tanıştırayım. Azrail'dir. Azıcık benim canımı almaya gelmiş kendisi. Ne diyorsun be? Pembenin analığı komiserim, analığı. Benim karım. Ne? Karın mı? Öyle. Dedem genç karıyı bulunca kaçırmayayım demiş komiserim. Tebrik ederim Deli Kadir ya. Teşekkür ederim. Sağ ol komiserim. Eyvallah. Otur, otur. Bak komiserim. Bu kadın geldiğinde beni bana işkence eder. Seni evden atacağım diye beni dedin. Atın bunu içeri ya. Şikayetçiyim ha. Boyu posu devrilmeye gidiyor. İnsan anasını şikayet eder mi hiç? Ben sana sorarım bunun hesabını. Pembe. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Yani sana da böyle aralık lazımmış ha. Bir susun be! Şimdi durup dururken niye bağırdın oğlum sen? Yanlış yerde yaptım. Komiserim, siz şimdi bu karıyı içeri atmayacak mısınız? Olur mu öyle şey? Bu yaşta kadının ne işi var nezarette? Doğru değilsin. Mezarda olması lazım. O zaman komiserim, haberi atın nezarete. Çünkü benim can güvenliğim yoktur. Hangisidir bu nezaretin anahtarı? Aa, yapmayın komiserim. Anayla kızını ayırmayın. Onlar birbirlerinin affetine dayanamazlar. Ölürler. Ay yaş, sen karışma. Hangi anahtar komiserim bulamıyorum. Ver şu anahtarı bana. Allah'ın delileri. Salih, at bunların hepsini dışarı. Başüstüne komiserim. Salih, at hepimizi dışarı. Başüstüne Yunus baba. Kurban olayım, beni dışarı atmayın. Beni nezarete atın. Ben suçluyum. Bak polise pembe vururum. Suç değil midir bu? Nezarete atılmam lazımdır. Sana verilecek en iyi ceza seni analığınla baş başa bırakmak. Hadi bay bay. Öyle mi? Hakkını ilal et o zaman. Hadi bay bay. Hadi. Bay bay. Hadi dışarı. Hadi dışarı. Hadi. Hemoroid var da. O zaman kalksın. Kalktı gidiyor zaten. Ha, anladım. Hemoroid. Anladık. Hoş geldiniz be. Hoş bulduk. Gel bakayım. Lan. Lan Muharrem. Pembenin bu analığı var ya. Karı tam bir kara basamış ya. Ha. Ne yaptı gene be? Oo, meyhanede Pembe ablayı resmen dövdü be. Fatoş'un bütün intikamını alır gacı. Helal olsun be. Tabii tabii. Gitmişti zaten Pembe gacısı. Ay gitmişti tabii be. Çok doğru dersin Pembe gacısı. Pembe mi? Pembe mi? Kim ulan? Ben bilmem o Pembe'yi. Yoktur Pembe. Vay adi karı vay. Arkamıza takılıp bizim eve gelmiş. Tutun şunu dışarı atın. Tut bari. Bari. Analığına çok selamımı söyle. Kadir aşkım. Hadi aşkım. Biz artık yatalım. Hadi. Dedemleri baş başa bırakalım. Tamam. Değil mi? Bu gece ikinci gerdek geceleri sayılır. Allah kolaylık versin. Dede, siz şimdi yıllardır yapmadığınız için unutmuşsunuzdur her bir şeyi. Takıldığınız bir yer olursa dayımlara sorabilirsiniz. Onlar bayağı şey yaparlar. Şimdi çiçeği hadi. Hadi devolun. Devolun. Yiğit aslanım. Boğam benim. Midem kalktı be. Ay dur bak. Çiğ benim işim.
Aa, bak kim gelmiş. Şey kadar karı şaka mı yapar? Ay canım, nasılsınız inşallah? Kızım neredeydin sen? Yunuslara mı gittin? Öyle babacığım. Çok ısrar ettiler. Gel otur dediler. Yok ben olmaz dedim. Yani anamın babamın bedel istediği bir şeyler olur dedim. Çık kalktım geldim. Ne kadar anlayışlıyım değil mi canım? İyi demişsin. Ben de seni sıcak salep almaya gönderecektim. Salep içmeden uykum gelmez. Sen şaka yaparsın. Değil mi canım? Haydi anneciğim, bana rahatlık versin. Ben çok ciddiyim. Hadi git salep al getir bana. Öyle mi? Sen salep mi istersin? Hı. Sen şu güzel kafanı bir ey bakayım ey canım. Ey bakayım senin şu tahtalarda eksiklik var mıdır? Bir, iki, üç eksik değildir tahtalarda. Çekil. Pempe ya bana salep al ya da bu eve bir daha adımı da atamazsın. Gacı tırlattı mı? Ve gecenin bu vaktinde anam sana sıcak salebi nereden bulayım? Bak gökgüller yağmur yağacak. Kadir bir şey söyle şuna. Hadi kızım. Daha ilk gecesinden anacının kalbini kırma. Yoksa kendini sokakta bulursun. Madem uyuyamazsın anacığım. Ben gideyim senin salebini alayım geleyim. Aferin ha şöyle getirin. Aferin kızım. Haydi gidiyorum canım. Aferin aferin. Ay kurban oldum Allah'ım. Be bu yağmurda. Bu saatte ne de salep bulup alacağım be. Allah sana ne diyeyim be bir karı gibi. Hayatı bana. Benim için pastane var mıdır acaba şuralarda? Ay kurban olduğum Allah, bir de yağmuru geçirdin oldu olacak, bir de yıldırım çaktır mortu çekeyim ha. Yok tövbe tövbe, öyle demedim valla. Sen bakma öyle, kalbim temizdir, öyle salak salak konuşurum, bir yağdır canım yağdır. Sizi salebi getirdim. Hayırdır, ne var? Ne rahatsız edersin? Ne demekliği var? Salep getirdim ya canım. Yetkisiyle getirdim salepi. Buz gibi bu be. Karı gitmiş buz gibi salep almış. Git getir. Sıcağını getir. Sen benimle dalga mı geçirsin? Bu soğukta. Soğukta ayazda kalmış imamın döndü. Tabii ki soğuyacak bu. Ah yazık. La babacığım, nihayet imana geldi de kızını açtın değil mi canım kızına? Yazık be kızım. Benim prensesim şimdi nasıl içsin soğuk salep? Ay sana da karına da. Allah'ın çatlakları be. Allah'ım ne günah işledim de başıma verdin bunları benim sen. Hadi. Sen terbiyesiz. Allah Allah. Ya neredeydi bu annem? Buralardadır bir sultan. Ama telaş etme, nereye gidecek? Ya çiçeği de çıkmamış. Sepete dur orada. Abla! Abla! Anne bu mektubu bırakmış. Bizi terk ettiğini yazıyor. Ne? Terk mi etmiş? Allah Allah. Oku bakalım kız, sultan ne yazar? Dur. Sevgili çocuklar. Benim pembe. Bu cadık karnı zulmüyle daha fazla dayanamam. Bak ustalığını yenmek için firar ederim canları. Aa, kaçmış mı kız Pembe abla? Daha neler? Ya bir sus! Bir sus! Kendime yeni bir hayat kuracağım. Bekleyin, sizleri de yanıma aldıracağım canlarım. İmza zavallı Pembe. Annem bizi terk mi etmiş? Üzülme kız. Şaka yapar. Şaka. Doğru, belki Yunuslara gitmiştir. Numaradan yazmıştır bu mektubu. Hatice'yi kandırmak için. Doğru der Selim. Hadi bir babamlara bakalım. Hadi, koş. Hadi. Koş. Yunus baba, anam burada mı? Yok, gelmedi hiç buraya. Bu sabah Pembe ablamı görmediniz mi? Yok, görmedik. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Ya anam evden kaçmış. Ne? Evden mi kaçmış? Ciddi mi be? Hayatta inan bana. Allah kurtuldu galiba lan. Ay bu iş gerçeğine mi ciddi lan? Oh.
bekle. Helal olsun lan sana Kasımpaşa'nın hale tutucu. Bir günde kaçırdım pembe kacısını. Allah'ın belası cadı karı. Uf çok şükür ki biz kurtulduk. Komşular, pembe evden kaçmış. Bayramdır bugün bayram. Pembe de kurtuldu. Cennet mahallesi, cennet mahallesi olanı böyle sevinç görmedi lan. Her yıl bugünü törenlerle kutlamak lazımdı. Ama gözümüz aydın be, kurtulduk pembedir. Oh, kurtulduk kardeşim, kurtulduk. Oh, yandım. Hop. Oh. Oh. Lan Ferah. Lan bu senin ailen çok terbiyesiz ha. Lan ana evden kaçmış, göbek atarsınız. Olacak iş mi bu? Ya o kadar severdik ki anamış yani. Artık istesek de mani olamayız göbeklerimize. Oh. Ben seni isterim. Oh. 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 Oh, 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 oh. Hop, canım benim. Lan o cadı karının esaretini kurtuldum ya. Yaşadım lan, artık yaşadım. O be, benim asıl hayatım bundan sonra başlar lan. Lan her yer karanlık. Üldü mü yoksa? İş neredir burası? Cehennemin bekleme odası mıdır canım? Tabii. Ben cennete gidemeyeceğime göre kesin cehennemin bekleme odasıdır. Dergi mergi de koymamışlar beklerken uyuyalım diye. Hizmet sıfırdır bu cehennemde, hiç tutmadım. Bir daha hayatta gelmem be buraya. Uyanın hanımefendi, uyanın. Ölmediniz. Ne? Ölmedin mi dersin? Ciddi mi dersin be? Lan peki burası nedir? Neresidir? Burası hastane. Şansınız varmış hanımefendi. Kazayı çok ufak sıyrıklarla atlatmışsınız. Sadece bayılmışsınız. Öyle mi canım? Ölmedim mi be şimdi? Lan demek ki ben Allah'ın mübarek kuluyum ha. Tabii öyleyim. Kesin öyleyim. Üzerinizden kimlik falan çıkmadı. Kaza sırasında düşmüş olmalı. Öyle mi olmalı? Tabii canım öyledir. Kesin öyledir. İleride solda danışma var. Danışmaya bir gidin de hasta kayda giriş kaydınızı yapsınlar. Tabii canım. Bir gideyim, yapsınlar. Oldu. Lan. Ölmedim lan. Değil mi? Yaşarım lan. Oh be. Çaba sağlamı. İyi ürün. Ceylan gibiyim maşallah. Yok, takım taklama da bozulmamış. Hayda, yaşarım be. Hey, hey, hey. Baba, Fatih. Tek, 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 hop, tek, 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 tek. Pardon canım. Benim hasta kaydını yaptırmam lazım da. Üş. Pardon, hastamızın kaydını yapalım sonra sizi alayım. Şurada oturup bekleyebilir misiniz biraz? Olur canım. Hı-hı. Oturalım. Şşt. Hayat çok güzeldir canım, bilir misin? Le 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 te 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 yapam. Sevgili seyirciler, Edirne'ye gitmekte olan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken yaralılar devlet hastanesine kaldırıldı. Şşt, bu bizim kazadır ha. Nüfus cüzdanlarından yapılan kimlik tespitine göre ölenlerin isimlerini veriyoruz. Pembe Erdağ, Hüseyin Koçak, Emel Turan, Şükrü Kahraman. Ama beni üldü sanırlar. Olsun. Televizyona çıktım, şöhret oldum. Ne güzel. Ben televizyona çıktım. Lan keşke daha güzel çıktığım fotoğrafımı koysalardı. Evet, hey canım sen devam et spiker abi. Anam! Oh, oh. Anam! Sultan! Anam! Sultan! Sultan! Anam!
Sultan, sakin ol. Bırakın! Sultan, bırakın! Bırakma kendini! Sultan! Sultan! Nasıl bıraktın? Ağlama kınalı kuzum. Ağlama ciğerparem. Ağlama Sabim benim. Ağlama Ayşe. Ağlama Ayşe'cim. Ağlama kızım. Sultan kendine gel Sultan. Sultan. Kız ana. Ya bizi bırakıp nerelere gidersin ya? Nerelere gidersin? Sultan kendine gel Sultan. Ablam ölmüş be Yunus baba. Ölmüş. Sultan. Elim ayağım boşaldı mesela. Ben mi artık yok ha? Yok! Yok Yunus baba. Teyze, gel gel. O resim gösterdiler ya orada. O benim. Ben meşhur oldum. Bildiğin gibi değil, televizyona çıktım. İmza ister misin? Kızım sen. Nerede bildin? Daha önce tanıştık mı seninle? Hem meşhurum hem komiyim, ne güzel değil mi abla? Tövbe tövbe. Çok enteresan. Kedi ölüp haberimi bile izlerim ya. Vay be. Artık ben bundan daha işi yaşayamam ha. Sevgili seyirciler, otobüs firması yaptığı açıklamada tüm yolcuların sigortalı olduğunu, ölen yolcuların ailelerine 30'ar milyar lira ödeneceğini açıkladı. Ne? Ölenlere... Ölenlere şimdi 30 milyar para mı verilir? Paraya bak be, 30 milyar. Keşke ben de ölseydim, kaçırdım piyangoyu be. Ben, belki de gerçekten öldüm. Zaten erkekler beni öldü bilir, 30 milyar. Bekle beni canım, geliyorum. De, 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 de. Ay, gel, ay, kaçmayasın ay, prensesim. Ay, ya ay, yerdeğin ay, ikinci dur, gecesi ay, bitmedi. Ay, gel. Öldürecek mi beni azgın boğam? Ay, Elif benden beden azgın çıktı. Mola verelim. Gerdeğe antrak olmaz kelebeğim. Gel kollarıma, o, gel yanım beni. Yiyeceğim ben seni, ham yapacağım. Katil karı. Katil karı. Kızım adımı karıştırırsın, katil değil Hatice ben. Kasımpaşalı Hatice. Tabi yeni bulduğum için adımı karıştırmam normal. Adını tüküreyim seninle mi? Kaçı kadın? Seninle anam öldü be. Ne? Ne dersin sen sultan? Ablam öldü be baba. Bu karı yüzünden evi terk etmiş. Edirne'ye giderken otobüs kazasında ölmüş. Ne? Hadi be. Belli ki bu da Pempe'nin üç kağıtlarından biri. Numara yapar. Hiçicik olmaz o karıya. Sus yadı karı. Sen Pembe'me o kadar eziyet etmeyip kaçırtmasan şimdi yaşıyor olacaktı. Sen kedi demedin mi Pempe'ye eziyet et diye? Demedin mi? Eğer bir şey sen tezgahlamadın mı? Baba ne diyor bu ya? Doğru mu diyoruz? Delirdiniz siz be. Anlamadınız mı? Cadı karı kuyruğu sıkışınca iftira atar. Pembemizi öldüren bu cadı karıyı barındıracak mıyız burada? Hücum! Yakalayın onu! Yunus, ellerim boş, kucağım boş kaldı. Ben ne yapacağım? Merak etme, bunu bırak. Ben sana Semra Hanım'ı alacağım. Büyük adamsın Yunus. Kazada ölen yolcuların isimlerini tekrar veriyoruz. Pembe Erdağ'ı, Hüseyin Koçak, Emel Turan kardeşim, ve Şükrü Karaman. Sen nasıl ölürsün be? Ah canım kardeşim, daha geçtin sen. Sen ülme. Sen diril, ben senin yerine öleyim. Kim bu acaba? Buyur kardeş, kime bakmıştınız? Sana baktım canım. Allah'ım bu ses olamaz. Pembe. Ta kendisi Azize abla. Pembe sen. He? Kız ortlak görmüş gibi ne bakarsın öyle bana be? Ortlak. He ortlak. Pembe. He ortlak. Pembe. Ama bayıldı salak karı be, bayıldı. Gel şuraya içeri. Haydi geç geç. Azize abla.
Kız! Kalk kız ha, kalk aman be kalk. Ay ne oldu bana? Bayıldın canım, bayıldın. Pembe sen. Lan nane ruhlu karı. Sakın bir daha bayılayım deme, o kafanı kırarım senin ha. Canım çıktı zaten seni ayıltana kadar. Üf. Kız Pembe, sen ülmedin mi? Ne işin var burada? Üldüm canım. Üldüm de çarşı izine çıktım. Sonra izide çıktım geri geldim. Kız çarşı izni var mı o tarafta? Olmaz olur mu? Aman lafı senin dediğin be. Tabii canım olması lazım doğru. Kız Azize bana bak. Sen arbi %100 katık. Ne çarşı izni be, ülmedim ben. Ay. Ama nasıl olur? Haberlerde adını okudular, resmini gösterdiler. Kız anam bir karışıklık olmuş. Benim kimliğim abi öyle otobüste düşmüş. O öyle zavallı karıyı bir sanırlar. Aa öyle desene. Ben o zaman bir koşu gidip sultanlara haber vereyim. Gel kız buraya. Mısın sen be? Sanki benim aklıma gelmez gidip onlara haber vermek töbe töbe. Bana bak. Seninle bir işimiz var. İş mi? Ne işi? Kız sigorta. Sigorta var ya ölenlerin ailesine 30 milyar lira şey verirler ödül. Madem derim beni öldü sanırlar. Ben de derim ki öldü numarası yapıp 30 milyarı alayım. Ne dersin kız? 30 milyar mı? Yaşadım be Pembe. Öldüm be. Yaşarsam alamam bu parayı. Ha. Ama ölürsem alırım. Ha, o da doğru ya. Kız bana bak. Yaşadığımı kimseye demeyeceksin. Şimdi kılık değiştireceğim, benim eve gideceğim. Merak edeyim, bakayım ölünce arkamdan ne laf edecekler. Tamam mı canım? Tamam da ne kılığına girecek kız? Sen görürsün. O ben şimdi onu yapayım da gör. Ağlama be canım be. Allah'ın emri işte. Anam ya, senin yerine ben ölseydim ya. Rahmetli ruhunu şad edeli biraz. Şşt, neyli kız? Fıstıklı, ceviz de koyduk ala. Elmanı da mı yiyecektik be Pembe? Başınız sağ olsun kardeş. Allah rahmet eylesin. Öldü Pembecik, bizi bırakıp gitti, nur içinde yatsın. Sağ olun. Dostlar sağ olsun da, yani sizi çıkaramadık amca. Ben Pala. Pembe'nin ana tarafından akrabası olurum. Pek görüşemezdik ama pek yakınım olurdu kendisi. Öyle mi? Allah Allah. Ben seni ilk defa görüyorum. Kız Azize abla, babamın karısı nerede? Yok ortada. Kaçmış kız, ortada yok. Buyur Pala birader. Gel şöyle yanıma otur gel. Çok mu yakındınız Pembe'yle? Yakın ne demek? İnanır mısınız ciğerim? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi anladın mı? İkimiz bir fidanın güller açan dalıydık adeta. Kim be? Elma versin. Aman istemem elma. Çok yaşa. Çok sağ olunuz canım. Bir rahmetlinin odasına bir bakayım. Şu resimlerine bakayım da gelir tamam mı canım? Haydi. Gel Azize abla gel gel. Gel gel. Ay nereden geldi aklıma rahmetin odasını göreceğim diye ha? Delirdin mi sen? Konuşma Azize abla. Apşırınca aa düştü. Aa, şşt, o zaman gel gel lan. Yapıştıralım. Hadi yürü yürü. Ben bir su içeyim. Can be. Kız nasıl rol yaparım ama çıkar şu zamkı. Ver can ver. Onların hiçbiri beni tanıyamadılar. Bakayım arkamda neler konuşacaklar. Sen şu zamkı gel at cebine. Dur şimdi dur. Aa lan. Lan bu anam ölmemiş lan. Dur canım yukarı kaldır. İşte budur. Demek bize numara yaparsın hana. Görürsün kız sen. Eğer ben de sultansam bize bu ettiğini buradan getirmezse bana da sultan demesinler. Haydi gidelim. İyi misin kız? Azize abla seni otur ben geliyorum. Açıl açıl. Nerede kaldık?
Rahmetli çok iyi bir insandı değil mi Can? İyi mi? Cadı karının tekiydi be. Neyseydi Allah aşkına? Vay zilli sultan vay. Lan daha öleli 10 dakika olmadı. Kara arkamdan dedikodu mu yapar? Helal olsun. Aa, ölmüş insanın arkasından nasıl konuşursun kız öyle sultan? Üf. Burada olsaydı yüzüne de söylerdim. Hiç kimse sevmezdi onu, yalan mı? Hiç mi kimse sevmezdi rahmetli Pembe'yi? Severdik canım. Yani... Şahane, o senin anandı tabii ya. Tabii ya. Ya bırak Allah'ını seversen be. Doğru söyleyin. Hangini severdiniz? Yunus baba sen konuşsana. Gerçi biraz da aklıdır sultan. Pembe kafamda kırmadık yer bırakmadı yani. Sen... Çok mu severdin Pembe'yi? Niye ağlarsın bile? Ben ağlamayıp da kimler ağlasın? Bakın da utanın kendinizden. Bu adam hakikatli bir adamdır. Onun için çok sever Pembe'yi değil mi canım? Ya. Ne sevgisi be? Pembe'nin bana 75 milyon borcu vardı. Öldü gitti. Kim ödeyecek şimdi o parayı bana? Ona ağlarım. Anlıyorum. Selamün aleyküm. Tekrardan başınız sağ olsun anladın mı? Nasılsınız inşallah? Ne yapalım be Pala dayı? Anam öldü, ortalık bize kaldı işte. Keyif çatarız. Ay iyi ki ölmüş. O mübarek insanın arkasından böyle davranılmaz kızım. Ananız çok büyük insandı. Çok anladın mı? Yürü Azize abla. Sultan anasının ölümünden sonra şuka girdi. Ondan öyle konuşur. Tabii tabii. Aa bak gene şoke girdi. Bak gene şoke girdi. Bak ulan gene girdi. Hayrola niye geldin Pala dayı? Şimdi ciğerim sizin ananızın sigortası vardır. Otobüs firması yolcuları sigorta eder. Ölünce yolcunun ailesine 30 milyar verir bilirsiniz Miki. Aa öyle mi? Vay ana vay demek para için saklarsın kimliğini ha? Tam 30 milyar. Gidiniz alınız o parayı kuruşuna dokunmadan getirip bana veriniz o parayı. Niye? Mıyız? Anamızın parasını niye sana verelim? Bizim o para. Ananıza ayrat yaptıracağım. Pembe'nin bana vasiyetiydi. Ben ölürsem bana bir ne diyordu? Ayrat şeyi diyordu. Ne? Ama şey... Tuvalet mi? Tuvalet yaptırın derdi. Gelen giden derdi benim mezarıma şey yapsın derdi. Niye? Düpen be. Kuduş mu hayrat tuvaleti olur mu hiç? Olmaz değil mi? Olmaz. Kız şimdi sultan benim aklımı karıştırdı tübe. Beni affedersiniz. Ben acıcık karıştırdım. Çeşme yaptırın. Gelin. Gidin. Sevabıma su içsin. Ruhumu şad olsun derdi. Doğru. Yalnız anamın ruhu biraz zor şad olur. Kızım öyle deme. Olur. Ben gidip sigortadan parayı alayım bari be. Şişt oğlum. Sakın paraya dokunayım deme ha. Pembenin kemikleri sızlar. Okumayayım çarkına. Tamam. Ben de Yunus babalara gideceğim. Çok önemli bir açıklama yapmam gerek de. Önemli mi dedin? Nedir canım bu? Ben de geleyim mi? Gel Pala dayı gel. Zaten sensiz bu açıklamayı yapmam olmaz. Öyle mi canım Allah Allah? Hadi geç. Haydi yürü gidelim. Geç. Hoş geldin Şahane. Koçum, hoş bulduk. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Gel. Şöyle. Hoş geldiniz. Ama. Gitti milyarlık mobilya baba. Bak bir dakika. Bir dakika. Ferhat, derim ki hazır anam da ölmüşken biz evlenelim. Yok be kuzum. Ne acelemiz var? Öyle bir dur. Ananın 40'ı çıksın ondan sonra evlenirsiniz. Çok doğru der bu Yunus Bey, aferin canım. Bu cahildir, aklı ermez. Ya anlamıyorum seni Şahane. Yani hiç mi üzülmezsin ananın ölümüne ya? Pembe bu kızı hiç terbiye edememiş, hiç. Ama bakın, anamın bana vasiyetiydi. Derdi ki, ben sağken Ferhat'la kavuşamadınız,
bari ölecek kavuşur derdi. Ciddi mi be? Ya. Vallahi. Uydurma Sultan. Ben ne zaman sana vaziyet ettim kız? Allah Allah. Sen bıraktın diyen kim be Pala? Anam bıraktı derim, anam. Sen benim anam mısın yoksa? Tabii değilim. Ben erkeğim. Değil mi? Erkek. Gel kız buraya. Bir çuvalın içini berbat edecektin az da. Ne yapayım kız? Bu sultan öldürecek beni kız. Kız hiçbir şey biz bu beni dayanamam artık. Şşt! 30 milyarı düşün. Madem pembenin vasiyetiydi hemen düğünü yaparız o zaman. Heh. Emin mi? Hemen paladayım. Çok sevindi değil mi sen de? Vay be. Ben bu ablama bak. Meğer çok mübarek bir insanmış. Sorma. Çok. Çok. Kız Azize. Bana bir şeyler oluyor kız. Ben bayılacağım galiba. Ama kurban olayım bayılma pembe. Her şey ortaya çıkar. 30 milyar uçar gider. Ah. Keşke anam da ölmeseydi de. Burada olsaydı da görseydi. Mürüvvetimi. Kız Azize. Çıkar beni burada. Ne kötü olurum. Kız ben ünlü numarası yaparım ya. Kız galiba gerçekten numara yapmama gerek kalmayacak. Hakikaten öleceğim lan. Öleceğim. Bu sultanı kalbime indirdi. İndiriyor. Değil mi canım? Selim Bey, ablanızın sigorta parasını ödeyebilmeniz için morga girip ablanızın cesedine teşhis etmeniz gerekiyor. Hayatta olmaz. Korkarım ben ölülerden, giremem. Üzgünüm, prosedür böyle. Ablanızın cesedini teşhis etmelisiniz. Yoksa sigorta olarak size ödeme yapamayız. Madem öyle, girelim bakalım. Bismillah. Teşhis ettiniz mi ablanızın cesedini? Ettim. Ablamın cesedi duvar dibindeki sedye. Duvar dibindeki? Uydurma. O erkek bir kere. Öteki senin ablan diye getirilen. Gir adam gibi teşhis et onu. Eyvah. Tekrar mı gireceğim içeri ben şimdi? Azize abla. Ben bu sultanı nasıl yetiştirdi bilmem ki. Kız ailede böyle kötü biri de yoktu anam. Bu kız kime çekti böyle? Düşünürüm, düşünürüm yine bulamam be. Aman gözünü seveyim, sakin ol pembe. Kız nasıl sakin olayım, görmez misin? Sultan elde gider. Sigortadan ayrılısıyla şu parayı bir alsam ben bilirim ona ne yapacağımı ama. Kız şu bıyığını tak pembe. Şimdi biri girecek içeriye, her şey berbat olacak. Üff, aman girerse girsin kaşındırır, ben ne yapayım be? Buyur canım, hoş geldin. Pala, senin bıyık mı kaymış, bana mı öyle geliyor? İyi. Yukartık daha neler. Bıyık kayar mı? Daha neler. Alim adam, sıra zilim. Bana öyle geldi demek ki. Herhalde. Ne oldu canım? Sen aldın mı parayı sigortadan? Yok, ablamın cesedini teşhiste götürdüler beni. Gördün mü ablanın cesedini? Yok. Korkarım ben öyle şeylerden. Morga girdim çıktım. Tamam, ablam içeride yatar dedim. Aferin oğlum. Peki para ne zaman gelir inşallah? Sigortacılar yarın getireceklermiş. Öyle mi? İyi canım. Ben odama gideyim. Lan ben şu çeki bir alayım sonra hepinize tek tek göstereceğim inşallah. Dur bakayım. Yarın ola, hayrola. Hayırdır, ne bakarsın öyle? Ya şahanem, biz ne zaman evlenmeye kalksak mutlaka düğünü pembe abla basardı ya. Sanki gene bir yerlerden çıkıp gelecekmiş gibi korkuyorum ya. Korkma, o kolay kolay dirilip gelemez. Sen güven bana, güven. Öyle mi? Mari, nerede kaldı bu nikah memuru? Ne bileyim be, gelmesi lazımdı ama. Orada. Gel gel kardeşim hop. Ya gelsene içeri birader, ne bekliyorsun orada? O kadın burada mı? Doğru söyle. Korkma lan pembe öldü, merak etme. Artık nikahını basıp kafanı kıramaz. İçini fena tut sen. Ne öldü mü? Beni rahatlatmak için yalan söylemiyorsunuz değil mi? Yeminle öldü ya. Korkma be kardeşim. Bir şey yapamaz sana. Hadi. Oh! 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 Oh!
Elif kız Azize abla. Saat kaç oldu? Hala tükürdüğümüz sigurtacıları ortada yok. Bak sigurtalarım atmaya başladı ha. Biraz daha bekle Pembe. Bakarsın biraz daha gelirler. Tamam canım. Sen bak o zaman. Çünkü artık benim bir saniye bile dayanacak gücüm kalmadı. Kızım elde gider. Yapma Pembe. Yaşadığın üredilirse sigortadan para mara alamazsın. Kız sultan elden gider derim be. Ben önce bir sultanı kurtarayım. Sonra sigortacıları hallederiz. Sultan, kızım bekle. Anan seni kurtarmaya gelir yavrum. Arkadaşlar, pardon beyefendi. Biz Selim Bey'i arıyorduk. Selim, oğlum gel. Buyur baba. Gel. Arkadaşlar seni arıyorlar. Buyurun abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ablanızın sigorta ödemesi için bir çek getirmiştik. Buyurun, 30 milyar. Lan bu ne Selim lan? Yaşadık lan. Pembenin dirisi 5 kuruş etmezdi ama önüsü bayağı bir kıymetliymiş lan. Hiç boşuna yalanma Yunus baba. Bu paranın kuruşuna bile dokunmayacağız. Pembe ablamın ayranı çeşme yaptıracağız. Ayran. Şey, biz izninizi rica etsek? Ayakta bırakmayın. Oğlumun düğününe gelmişsiniz. İzzet ikram etmeden ayakta bırakmayın. Lütfen kalın. Sağ olun, sağ olun. Tokmak, bortet müziği, bortet. Nikah merasimi de başlayacağız. Memur Bey buyurun makamınıza. Rıza, şahitsin oğlum geçeyim. Tamam. Şşş, Ferhat, Yeren, hadi oturmayın. Hadi, hadi oturun abi artık. Hadi, hadi, hadi Sultan sen de otur. Hadi. Gel, gel sen gel. Ferhat, şimdi mutluluktan böyle pişmiş kelle gibi sırıtırsın. Pembe abla sağ olsaydı, sen sultanla evlenebilir miydin be? Evet, bu iki genç evlenmek maksadıyla belediyemize başvurdular diyemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz artık abonemiz oldular. Nikah memuruna bak be Yunus, esprilik yapar. Pembenin öldüğünü öğrendi ya, rahatladı. Belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak bu nikahı kıyacağım. Pembe kızı sultan, sen Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet, acele edin biraz ne olur. Çabuk çabuk çabuk. Durun! Durun! Lan bu nikahı kıyamazsınız. Ya Ferhat, ya bir dakika ya. Sultan, ben sana dedim anan yine nikahı basacak diye bir korku var içimde. Bak gene nikahı bastı. Ya lan korkma lan, bildiğin gibi değil. Nasıl korkmayayım ya, baksana ortamış işte. Görürsünüz siz, boğaca birbirinizi. Kış kış, git buradan, mezarına geri dön. Allah'ın cezası karı, öldü gene rahat bırakmıyor. Dilinden çektiğiniz yetmiyordu, şimdi de önünden çekiyor. Kış kış. Anlamadınız mı hala? Ben ölmedim. Sigortadan para alabilmek için ölü numarası yaptım. Ne? Selim Bey çeki rica edeyim. Ne olur? Sigortanız için ödenen 30 milyarlık çek hanımefendi. Siz ölmediğinize göre ödeme yapmamıza gerek yok hanımefendi. Çekti gitti. Öldüm diye yapmadığınız rezaleti kurmadığınız hepsinin intikamını alacağım. Ben ölmedim, sizi öldüreceğim. Kartukala maçtı peri var, usta peri var, maçtı kala.